İyi akşamlar efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu Ramazan ayında hepinizin Ramazan'ını kutluyor. Yine Irak'ın kuzeyinde bir hareket başladı. Tabi orada Matina bölgesinde vatanı ve milleti için şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu terörü ortadan kaldıracağız diye düşünüyoruz, bekliyoruz. Orada o canlar aslında toprağa değil bizim yüreğimize gömülmüşlerdir. Biz onları her zaman unutmayacağız, onlara destek vereceğiz. Devletimize ve milletimize sahip çıkacağız. Efendim, tekrar Ramazan'ınızı kutluyorum. Konuğum İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Sayın Kenan Doğan. Kenan Bey'le birlikte bu akşam yaklaşık 2 saate kadar konuşacağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de aziz milletimizin mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimize niyaz ediyorum. Tabii bu sıra Kuzey Irak'ta yapılan harekette şehit düşen iki kardeşimiz var, iki gencimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, sabırlar diliyorum. Rabbim ola ki artık bu son olsun. İnşallah Kuzey Irak'ta son hareketimiz olsun ve bu problemi bitirelim. Artık millet burundan solur hale geldi her yönüyle. Bari bu problemi ortadan kaldırırsak Allah'ın izniyle inşallah bütün tedbirler alınır ve son hareketimiz olur. Oradaki bütün temizliği yaparız. Orada da bir alan hakimiyeti kurarız. İnşallah. İnşallah. Tabii yeni bir sokağa çıkma yasağı geldi. İnşallah pandemiyle ilgili de herkes sağlığına kavuşur. Biz de bu beladan kurtuluruz diye bekliyoruz. Tabii bugün bir açıklama geldi. Özellikle 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yaklaşık 19 güne tekabül ediyor. Bunun içerisinde 4 günlük de bayram var. Tatillerle birlikte 9 gün bayram oluyor. Birinci olarak pandemiyle ilgili ve bu kısıtlamaların uzatılması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, görünen köy kılavuz istemez diye bir söz var, atasözümüz var. Sayın Meral Akşener aylardır diyordu ki 3 haftalık bir kapanma. Tabii bu 3 haftalık kapanma yapılırken sonuç alma adına bu ülkenin %60'a yakınının asgari ücretle çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar da mutlak suretle emeğiyle geçinen bu insanların problemlerini de halletmek lazım. Yani nedir? Bu ekonomik anlamda desteklenmeleri lazım. Şimdi yapılan lebalep kongrelerde sonra artan bu salgının bizi buraya götüreceği belliydi. Eğer siz bu ülkeyi yöneten olarak koduğunuz kurallara uymazsanız, on binlerce insanı kapalı salonlara kapatarak kongreler yaparsanız, bu sona ulaşmamızın kaçınılmaz olacağını da hesap etmeniz gerekirdi diye düşünüyorum. Tüm buna rağmen de aldıkları tedbirler içerisinde 3 haftalık kapanma, ama bu kapanma nasıl olacağını bir genelgeyle tahmin ediyorum. Yayınlayacaklar, nereler kapanacak, nereler faaliyetlerine devam edecekler. Temel ihtiyaçları karşılamaya, teminine ilişkin çalışması gerekenler çalışacak mutlaka. Ama bunlar çalışırken, eve kapanırken, küçük esnaf, okulların kantinleri, servisçiler, özel okullar ve kurs çalışanları, yemek firmaları, düğün salonları ve çalışanları, kreşler, onların çalışanları, çay ocakları, kahvehaneler, kafeteryalar, mahallelerdeki küçük bakkallar tamamen bu süreçte çok büyük zarar gören kesimler. Yani hizmet sektörü dediğimiz. Mahalledeki bakkallar, yani gıda sektöründe çalışanlar açık olacak, yine vatandaş açık olacak ama yapabilecek. En büyük başlarının belası market zincirler var ya, zincir marketler. O zincir marketlerin birçoğu kapalı. İşte oraya geleceğim. Onlar mahalle aralarına bile girdiler. Yazık günah. Yazık günah. Artık onların bu konuda bir çalışma yapacaktı hükümet. Öyle hatırlıyorum. Bundan bir ay kadar önce öyle basına düşmüştü. Oradan hatırlıyorum. Mutlak surette umarım ki çok iyi bir düzenleme yaparlar. Bu iyi düzenleme sonrasında da market zincirler mahalledeki küçük bakkalın, o bizim bakkal amcaların başına bela olmaktan biz kurtuluruz. Evet. Şimdi
Bunları mutlak surette buna sosyal şey desteklerle ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi sosyal destekleri ortada pandemi, görüyoruz yani. Pandemi aslında hepimizin uyması gereken bir kuraldır. Evet. Yani kurallara evet. riayet etmemiz gerekiyor. Evet. Sokakta, evde, caddede, yemede, içmede, gezmede, tozmada neyse de artık bizim bunlara riayet etmemiz gerekiyor ya vatandaş olarak. 3 hafta buna tahammül etmemiz lazım. Değil bunu mi? Keşke geçen sene yapılaydı. Keşke bundan 6 ay önce yapılaydı. Bunlara bir şey demiyoruz. Yani kış mesela burada şu var yalnız yaz giriyor. Yazında insanları içeride evde tutmak biraz zor olur. Ama kışın tutarlardı. Kışın olsaydı bu Ocak'ta, biraz daha, Şubat'ta, Mart'ta tutarlardı. Tabii biraz daha farklı diyoruz. Olabilirdi. Yani buna katılıyorum. Şimdi Sayın Bakanım bunu söylemeden geçmeyeyim lütfen. Müsaade ediniz. Bakın ben tekrar diyorum. Sadece bunu ben demiyorum. Bunu ilim adamları diyor. Bu işten anlayan sağlık sektörünün ilim adamları diyor. Bu lebalep kongreler bu patlamanın birinci sebebidir. Sen onu yaparsan ona bakan ben uymam bu kanuna. Sen uymazsan ben hiç uymam. Problem buradan kaynaklı. Bunu bir yerine koyalım. Bir de şunu diyeceğim. Burada bu süreçte emekliler ne olacak? Mesela sosyal yardım adı altında bundan 3 sene önce verilen 1.000 liralık bayram ne diyelim ona? Harçlığı diyelim. Ne derseniz deyin. O 3 yıldır bu enflasyon karşısında yıprandı gitti. 1500 lira yapalım diye bir kanun teklifi geldi. Maalesef iktidar tarafından reddedildi. Belki 1200 olabilir. Ya 1200-1300 meselesi değil ki bu. Hesaplayacaksın. Ne olmuş? 1500 lira mı olmuş? 1500'ü vereceksin. Vatandaş sana inandırıcılığını artık kaybettirmişse bırak yeniden inanmanın yollarını bul. Ama onlar da demez mi ki acaba sen dün kadar vermedin ben veriyorum. Hayır bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifiydi, İYİ Parti'nin desteğiydi. Bunu kabul etsinler. Yani bunu sadece AK Parti'nin kendi düşüncesi değildi bu. Evet. Bunu sizce ne kadar olmalı bayram harçlığı? Vallahi ben vatandaşın enflasyon oranı nedir? Yani iki tane içinde, dini bayram var. Evet, bayram her birinde var. En az 2000 lira vermeleri lazım. Yani bir kurban parasını... Kurban bayramında kurban parasını... Yani bir kurban 1500 liradan aşağı değil bir kere değil mi? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Geçen sene 2000 civarıydı normal bir kurban şeyi. Parası. Yani en azından şekeri mekeri kolayasını da alabilecek seviyede bir bakın, miktar olması lazım. Emeklinin en az 4 tane 5 tane torunu vardır. Her birine 100 lira verdim 500 lira. Bugün biraz daha farklı ama. Bugün pandemi var. Evet. Herhalde bayram döneminde pandemiden dolayı vatandaş işe gidemiyor, çalışamıyor. O da işin bir başka boyut. Değil mi? Evet. Yani bu konuda biraz daha destek olması gerekir diye. Benim anlamadığım ne biliyor musunuz? Buyurun. Benim hala hakikaten anlamakta zorlandığım Adalet ve Kalkınma Partisi hani Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ki metal yorgunluğu. Gerçekten kendisi de bu konuda metal yorgunluğuna girmiş. Sebebi şu, kendisi meydanlarda döne döne kaç defa 3600 göstergeden bahsetti. Hatırlıyor musunuz? Evet. EYT'liler ne olacak? Emekliye yaşa takılanlar. Bunlar bakın iş bulamıyorlar. Yaşlısınız diyorlar. Devlet sen gençsin emekli olamazsın diyorlar. Ne yapsın bu adamlar ya? Yani niye bu kadar vatandaşıyla, milletiyle bu kadar inatlaşmanın sebebi ne? İnan anlamış değilim. Yani 3600 gerçekten önemli. Evet, birçok önemli. Öğretmeni, polisi ve 3600 sağlıkçısı, çıkarsa sağlıkçısı herkes ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konu. Şimdi 3600 uygulandığı zaman devlette kadroların açılma imkanı da doğacak. Millet emekli olacak. Evet. Değil mi? Şimdi orada şunu diyorlar. SGK'nın üzerine çok yük binecek. İnanın bana fuzuli harcamaların israf edilen paralarımızın önü kesilirse, hortumlar kesilirse bunların devletin bütçesine hiçbir yükü olmaz. Hiçbir yükü olmaz. Bu sebeple de Sayın Cumhurbaşkanı mutlak surette bunları çözmesi lazım. Çözmezse zaten kendisinden sonraki ilk sandıkta gelecek iktidar bunu çözmeye söz verdi. Bu iş bitirecek. Ben olsam ben yaparım bu işi. Gelecek mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Burada hiç yeriniz olmasın. Hepimizi ve bu ülkeyi yakından ilgilendiren başka bir konu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bir açıklaması var. Ermeni yasa tasarısı ile ilgili işte Türkiye'yi suçlama ile ilgili bir son günlerde ayın 24'ünde evet, 24 Nisan her sene işte söylenecek mi söylenmeyecek mi şeklinde bir yaklaşım var. Tabii burada işte Ermeni soykırımı yapılmıştır diye her zaman karşılanıyor, her zaman gündeme getirmeye çalışılıyor. Bunu birçok kişi de biliyor ama buradan tekrar sizin aracılığıyla bunu gündeme taşımak istiyorum. Neden? Bugüne kadar hiçbir tane Ermeni'ye ait toplu mezara rastlandığını görmedim. Ama bu topraklarda Türklere ait birçok toplu mezar olduğunu biliyoruz. Ve
Ermenistan zulmünden kaçıp Adıyaman'a, Antep'e, Urfa'ya giden birçok insanımız var. Şimdi durup dururken Biden'in gelmesiyle işte Ermeni soykırımıyla ilgili demecine hepimiz tepkiliyiz. Ben o demeci zaten dikkate alan biri değilim. Hiç umursamıyorum. Siz bu konuda İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan olarak bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii önce bir 24 Nisan'ın ne olduğuna bakalım. Evet. 24 Nisan aslında Ermenilere ilişkin herhangi bir tehcir veya herhangi bir kavganın, dövüşün tarihi değil. 24 Nisan Osmanlı Devleti çeşitli cephelerde savaşırken Birinci Dünya Savaşı sebebiyle Ermeniler maalesef biraz da komşuların kışkırtmasıyla komşu diye adlandırılan ülkelerin askerlerinin de elini rahatlatma adına biz cephede savaşırken 18 yaşın üstünde hiçbir evde doğru dürüst erkek kalmamışken onlar kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza musallat olup onları katletmeye başladılar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Genelkurmayı ki o zaman Genelkurmayı'nın işin doğrusu tarihi iyi bilenler anlatıyor. Osmanlı'nın Genelkurmayı'nı maalesef bir Alman general yönetiyormuş. Diyor ki burada yapmanız gereken şey bunları hemen tehcir etmek. Yoksa siz içte uğraşmaktan. Almanların da korkusu şu. Osmanlı askerlerin bir bölümünü çekip bu iç meseleye döndürürse cephelerde savaşacak gariban Türk askeri kalmayacak. Sıkıntı onların da Almanların da sıkıntısı o. Bunun üzerine böyle bir karar alınıyor o tarihte. Hışnak ve iki tane terör örgütü var o sıra şeylerleri ilgili Ermenilere ait. O iki örgütün elebaşları İstanbul'da tutuklanıyor. 24 yani Asala, Nisan budur. Asala uzantısı. Asala'nın önceki hali. Önceki hali, evet. Şimdi öyle olunca sonrasında ne oluyor? Sonrasında 27 Mayıs'ta yine dediğim gibi Alman Genelkurmayı'nın da kışkırtmasıyla biraz, daha doğrusu iç gerekçeler de, iç şartta da bunu gerektiriyor zaten. Özellikle katliamın olduğu bölgelerdeki Ermeniler, Türkleri katleden Ermeni gruplarının yoğun yaşadığı bölgelerdeki Ermeniler, daha ziyade Halep bölgesine, Suriye bölgesine gönderilmek üzere 27 Mayıs'ta bir karar alınıyor. Kararname çıkarılıyor. Ve 1 Haziran'da uygulanıyor. Bakın, eğer soykırımla suçlanan bir milletin böyle bir arzu isteği olsaydı bunları Ocak'ta, Şubat'ta o sert kış şartlarında gönderirlerdi. Haziran'da göndermeye başlar. Sıcaklar başlardı. Bu kadar düşünceli bir millet. Hal böyle olunca oraya giden Ermeniler zaman içerisinde Amerika'ya, Avrupa ülkelerinin bazılarına giderek biraz daha mal mülk sahibi olup güçlenince bu tür bir karar almak üzere, aldırtmak üzere çeşitli oyunlara girdiler. Şimdiye kadar ülkemizi yöneten siyasilerin biraz da kıvrak zekasıyla bu iş söylettirilmedi, yapılmadı. Ama maalesef son zamanlardaki Amerika ile ilişkili tutumlarımız, davranışlarımız, birbirimize olan samimiyetimiz zayıflayınca stratejik ortaklığımız da bir nebze zayıflamaya başladı. Amerika'nın bugünkü başkanı da bir iç politika malzemesi olarak bu söylemlerine dayalı olarak böyle bir laf dedi. Şimdi tam da burada söylemek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın bizi yönetenlere, bizi kapatmışken şu İncirliği de kapatın ya, şu küreyi de kapatın ya, şöyle bir yüreğimizi soğutun ya. Gerekiyor değil mi? Evet. Yani bakın şimdi o diyecekler ki bu hırsla, yani hırsla dış politika olmaz. Yani kısasa kısas olmalı diyorsunuz. Bakın Amerika'dan bize yar olmaz. Yar olmaz. Ben yar olmaz. Bir hatırlatma da bulunayım. Özellikle buyurun. Sosyal medyada çok yaygın bir şekilde yayınlanıyor. Yani Türkiye'yi soykırım yapmakla itham eden Amerika, Vietnam'da 4 milyon. Evet. Kore'de 3 milyon. 3 milyon. Kamboçya'da 1,5 milyon. Evet. Afganistan'da 1,5 milyon. Irak'ta 1 milyon. Hiroşima ve Nagasaki'de 350 bin. Ayrıca 15 milyon Kızılderili. Şu an peki Suriye'de Suriye'de kaç insanı katlettiğini de bilmiyoruz daha. Tabii. Bilmiyoruz. Yani bilmiyorsunuz. Evet. Yani Guantanamo cezaevlerini Irak'takilerden doldurdular. Evet. Orada 1 milyon çocuğu, 1 milyon kadını yetim dul bıraktılar. 1 milyon insanı da katlettiler. Sen
Katliam yapmıyorsun da biz mi yapmışız? Yani şu an halen Türkiye'de yaşayan bunca Ermeni vatandaşımız varken, tabii, bunca sosyal ilişkilerimiz üst düzeyken, şimdi benim atalarıma soykırım uygulayan bir milletin evladıyla ben komşu da olmam, samimiyet de kurmam. Peki biz Ermenilerle bu kadar samimi, bu kadar düzgün ilişkilerimiz nasıl devam ediyor? Amerika veya emperyalist ülkeler Ermeni diasporasını kullanarak bize olan hınçlarını arıyorlar. Yani bize olan düşmanlıklarını ortaya. Yani bu Haçlı seferleri devam ediyor. Tabii. Bakın ben bunu bir daha önceki bir televizyon programında söylemiştim. Bu ülke kaçıncı defadır Haçlı seferine, daha doğrusu dünyanın incisi Anadolu'dan sürülmek için Türk milletine kaçıncı Haçlı zihniyetiyle saldırı. Bakın ben size bir şey diyeyim. Amerika bize bu saatten sonra ne yapabilir başka? Ekonomik anlamda yaptırımlar yapmaya kalkar, zaten yaptırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten mal bağlı... PKK'ya ve YPG'ye şuraya, evet, buraya ne kadar terör örgütü varsa... Zaten yaptırım yapıyor. Hepsine kaç zaten yardım yapıyorlar. Ediyor, bize üzerimize salmaya çalışıyor. Bakın ben size bir şey diyeyim mi? Bu ülkeye yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yapabilecekleri tek kötülük, biz bir milletiz, asil bir milletiz. Bizi yönetenlere düşmanımız da olsa siyaseten, ama dışarıdan bir darbe geldiği zaman, bir hakaret geldiği zaman dimdik duran bir milletiz. Eyvallah. Yapacaklar tek şeyi söyleyeyim ben size. Sayın Cumhurbaşkanı mal varlığını açıklayacaklar, kendisinin bize söylemediği mallarını beyan edecekler. Edin lan, edin. Zaten biz biliyoruz zımnen neyi var ne yok. Bundan mı korkacağız? Korkumuz yok. Yok canım, ne korkumuz var? Evet. Bize ambargo mu uygulayacağız? Zaten bakın ben size bir şey diyeyim mi? Ama şu da başkan, şimdi karşılıklı konuşma şeklinde bir şeyimiz var. Rızkı veren Allah'tır, biz buna inanıyoruz. Tam oraya geliyordum. Tabii. Diyorum ki, denize düşen, göle düşen dibe vurmadan yukarı çıkamaz. Tam da böyle dibe vurup yukarı çıkma zamanımız. Nedir o? İçimize kapanırız. Sağlık haricinde hiçbir şey dışarıdan almayız. Gerekirse yokluğa tahammül ederiz. Yeniden diriliriz. Bu millet kaç defa diriliş destanını yazmış biliyor musun? Kaç defa? İstiklal Marşı'nı kimse unutmamalı. 16 defa yıktıkları devletimizi biz 17. defa kurmuşuz. Bizim bunlardan korkumuz var. Bizim soyumuz belli, sopumuz belli ya. Kendileri hala bir devlet, bir millet olma çabasındalar. Millet olamamışlar. Bunlar sadece topluluk. Amerikan dediğiniz kimdir? Amerika bir topluluktur. Devlet değildir ki, millet değildir ki. Emperyalist bir ülkedir. Evet. Fakir fukaranın zulüm altında yaşattığı milletleri sömürerek zenginleşen bir millettir. Dönsün kendi tarihine baksın. Oranın asıl halkı olan Kızılderililer nerede? Hayır, düne kadar 30 yıldır Karabağ Ermenistan'ın şey altındaydı. İşgal altında 33 yıldır. Sen burayı görmüyorsun da. 1 milyon insanımız öldü orada. Tabii. Azeri insanımız öldürdüler. Hayır, Karabağ. Karabağ'da göç eden 1 milyon insan göç etti. Evet, pardon. Göç. Sen bunları görmüyorsun. Bunları duymuyorsun. Vay efendim, işte soykırım yaşanmış. Bizim ya soykırım babası bunlar soykırım. Bizim problemimiz ne biliyor musunuz? Evet. Bizim problemimiz hala biz kervan yolda dizilir şeyiyle, düşüncesiyle hazırlıklı değiliz. Hiçbir şeye hazırlıklı değiliz. Bakın Amerika'nın bunu yapacağı her gün diyordu ya, şaş şaş. Lan bana kör demeye diyeceksin. Kör demeye diyeceksin, ben hazırlığımı yapayım. Bunu yapamadık. Biz dünyanın tarihçilerini gerekirse bedel ödeyerek, para ödeyerek getirip arşivlerimizi açmalıydık. Açmışız, Amerika, çalıştıramadık. Başkan, Amerika'nın eski Ronald Reagan mıydı? O başkan yardımcısı açıklama yaptı. Dedi ki bu soykırımla hiçbir alakası, ilgisi yoktur dedi. Şimdi sen soykırım diyebilmen için de, tabii benim yani branşım değil, benim şeyim farklı. Belli şartları var. Belli şartları var. Evet, değil mi? Evet. İki taraf oturur. Gerçekten böyle bir şey var mı? Tarihçiler, bana bir mahkemeler. Bana toplu Ermeni mezarı göstersin. Tabii göstersin. Ama gelsin gösterelim. Çocuklarımızın ayaklarından tutup ağacın köküne kafasını vurarak çukura atanlar biz değiliz. Yani biz bunları unutmadık. Kadınları süngüleyerek öldürenler biz. Tabii. Yani... tarihimizle övünüyoruz. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Evet, biz iç hesaplaşmalarımızı yaparız siyaseten, ama bize hiç kimse soykırımcı gibi davranamaz, böyle bir iftira atamaz. Bu milletin soykırım, eğer bu millet soykırım
yapsaydı, buna alışkın olsaydı bugün dünyada Sırp denen bir millet olmazdı. Evet. Ben sana söyleyeyim, Bulgar denen bir millet olmazdı. Yunan denen bir millet olmazdı. Biz buralara 300 sene, 400 sene idare etmişiz buraları. Bir tanesine dokunmuş muyuz? Başka bir şey söyleyeyim. HDP'nin Ermeni soykırımını utancıyla yüzleşin diyen Merkez Yürütme Kurulu'na ne dersiniz? Şimdi HDP'nin çizgisi belli. Zaten kendisi PKK'nın şu an itibariyle dünden beri böyle emrinden çıkamayan, siyasi kuruluş olamayan bir parti. Ama ben burada yine biraz döneceğim, keseri kendi gövdemize vuracağım. Bu ülkeyi yönetenler dün HDP ile Oslo'da, HDP ile PKK ile Dolmabahçe'de oturup konuşmasalardı, bugün bunlar bu duruma gelemezdi. Şimdi o gün Kobani olaylarının olduğu gün bunların gereği yapmayıp da 6 yıl sonra canın sıkıldı diye yaparsan HDP böyle şımarır. Şimdi madem HDP'nin Kobani olaylarına ilişkin bir eylemi vardı genel başkanlarıyla birlikte, o gün çökmen lazımdı. O gün 6-8. Evet. Madem öyleydi, o gün çökmen lazımdı onlara. Niye yok? Çökmedim. Niye? Çünkü gizli gizli görüşmelerimiz vardı. Nerede? Dolmabahçe'de. Nerede? Oslo'da. Yine emperyalist ülkeler bu ülkenin kırmızı çizgilerini ortadan kaldırtmak için seni masaya oturttu. O gün sessiz sedasız oturuyordun. Bu millet bu konuda bir şey dediği zaman vatan haini ilan ediyordun. Ama bugün bak, peki geldiğimiz... CHP İl Başkanı, İstanbul Başkanı'nın da kaptancı olduğunu da böyle bu Ermeni soykırımı konmuş gibi bir yaklaşım var. Belgilemeçleri var. Valla bu konuda tarihi doğru dürüst okumadan cahil cahil konuşan babam da olsa benim karşımda düşmandır. Babam da olsa. Benim aziz milletime laf edecek kim olursa olsun. Ha, hak ettiğim bir sıkıntı varsa onu şey yaparım. Şimdi HDP kendilerini Kürtlerin temsilcisi kabul ediyor. Kürtlerin %80'i onları kabul etmiyor. O ayrı bir olay da. Ama şunu unutmasınlar ki Ermenilerin bu ülkede katlettiği, toplu mezarlara gömdüğü insanların büyük bir bölümü Kürtler ha. Sonrasında tehcir sırasında kavga edip karşılıklı öldürmeler de Kürtlerle olmuştur ha. Türklerle olmamıştır. Kürtler durup dururken mi bu Ermenileri kavga etmeye başladı? Namuslarına saldırıldı. Evlatları öldürüldü. Kadınları öldürüldü. Ondan sonra kalkıp HDP'nin sözcüsü mü ne karnı ağrısa bilmiyorum. O kalkıp da bu milletin, bu aziz milletin, Kürt milletinin de, Kürt halkının da temsilcisi gibi davranıp Ermenileri överseler, siz onların soyunu sopunu araştırın. Evet, bence soyunu sopunu araştırın. Sizi, onlar Kürt filan da değildir. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten milli ve manevi duygularınız. Bu benim de mensup olduğum siyasi partinin de kırmızı çizgisidir. Evet. Mensup olduğum partinin de kırmızı çizgisidir. Biz her şeyi tahammül ederiz. Açlığa da, yoksulluğa da ama milletimize ihanete tahammül asla. Yani Kürtler de kimsenin kullanmaya hakkı yoktur. Kürtler, bakın ben bugün yine söyledim bir yerde. Aç Kürt'ün çocuğuyla, aç Türk'ün çocuğu, aç Laz'ın çocuğu ayrı ayrı seslerle mi ağlıyorlar? Ya arkadaşlar, önce biz yoksulluk meselesini halledeceğiz. Zenginleşirsek demokrasi zaten kendiliğinden oluşturulur. Zengin ülkelerden kimse vazgeçmez. Bugün Amerika'dan 72,5 millet niye Amerikalıyız diyor. Niye vazgeçmiyorlar birbirlerinden? Zenginler ondan, güçlüler ondan. Biz önce güçlü olacağız. Güçlü olmanın da yolu bu millete sadakatli olacaksın, yalan söylemeyeceksin, hile hurda yapmayacaksın, milletin gelirini çarçur etmeyeceksin, ona buna peşkeş çekmeyeceksin, bu milletin derdi için harcayacaksın. Evet. Bu yüzdendir ki Amerika'nın, daha doğrusu Amerikan halkının da tamamına bu konuyu tabii suçlamak istemiyorum, bir oy uğruna, iç politika meselesi uğruna Müttefik olduğu bir milleti, bir devleti yok sayan Amerika'nın başkanını da o sözlerini benim nezdinde ve partimin nezdinde yok hükmündedir zaten. Ama yok hükmünde diye de biz öyle durmayacağız. Yapacağımız şeyler var. Gerekse dünyanın tarihçilerini, masraflarını karşılayarak bütün arşivlerimizi onlara inceletireceğiz.
gerekirse kendi kendimizi bir mahkemeye vereceğiz. Bu çok ciddi bir konu. Yani bu açıklamalar bizim ülkemize bakış açımızı, bizim birbirimize bakış açımızı etkilemez. Hayır, aksine bizi bir araya getirir. Bir araya getirir. Tekrar ediyorum. Gerekirse biz kendi kendimizi bir mahkemede yargılatırız ya. Belgeleri önlerine koruruz. Böyle bizim korkumuz yok ki. Korkumuz yok. Böyle bir derdimiz yok bizim. Yani bunu sürekli pişirip getirmenin de bir anlamı yok. Her sene şaşsınız diyorlardı. Kör dediler, kurtulduk be. Oh be. Nihayet şey oldu yani. Niyetleri yani, belli ettiler. Ama bak işte tekrar ediyorum. Dış politikada yalnızlık olmaz. Hani yalnızlık Allah'a mahsus deriz ya. Dış politikada yalnızlık olmaz. Düşünün ya, çevremizde merhaba edeceğimiz dostumuz konu. Biz Mısır'ı, bugün Mısır'la alttan alta görüşmelerimiz başladı. Doğru mu? Rabia'yı unuttuk. Doğru mu? Peki Mısır'ı General Sisi gelmiş de bilmem ne olmuş da diye niye İsrail'e Yunanistan'a bir hırsımız uğruna kurban edip verdik? Niye onların üçlü anlaşmalarını, dörtlü anlaşma yapmalarına müsaade ettik? Bakın nihayetinde bunlar öyle veya böyle Müslüman ülkeler. Her ne kadar bize ihanet de etseler zaman zaman, bir Yunanistan'la, bir İsrail'le yan yana gelecek durumda değillerdi, gelmezlerdi. Biz eğer bu kadar sert, bu kadar katı Mısır'la ilişkilerimizi bozmasaydık. Yine bir başka mesele, biz eğer göz yummasaydık, biz yumuşak davranmasaydık, Amerika'da, Rusya'da bugün Suriye'deki bu iç savaşı çıkaramazlardı, çıkarttıramazlardı. Biz de 5,5 milyon Suriyeli burada beslemezdik. Evet. 45-50 milyar dolarımızı onlara harcamazdık. Bir de şu var başkan, şimdi geçmişte bir IŞİD meselesi vardı. Evet. Biliyorsunuz bunlar Polonya'dan şuradan buradan gelen işte karma, toplama ve Kürtlere saldırıyorlardı. Kürtler işte sözde İslam adı altında, hiç alakası ilgisi yok. Bunlar da Müslümanlara mal ettiler. Bunları yine destekleyen kimlerdi? Amerika'ydı. Yine Amerika'ydı. Havadan mühimmat indiriyorlardı Suriye'ye. Kendi taraflarına orası karışsın, burası karışsın gibi her türlü entrika yapıyorlardı. Bugün de bize kalkıp soykırım var işte, Türkiye bir yapmıştır, şöyle yapmıştır. 106 senedir, 106 senedir de bu olmadı da bugün Biden döneminde mi oldu? Nereden gelirsen gel. Tabii olayı biz böyle çok yüzeysel konuşuyoruz. Tabii ki derinlikleri var, strateji elbette derinlikleri var. Bunları tarihçilerimiz çok iyi biliyorlar. Devletimizi yönetenler mutlaka bir şekilde akıllanmışlardır bu konuları. Mutlak sürede derinliğini inceliyorlardır. Yapması gerekenleri de yapacaklardır. Ama ben kendi duygularımla konuşuyorum bunu. Yarın İncirlik Hava Üssü'yle ilgili bir karar almak üzere parlamentoyu toplantıya çağırırsalar, İnanın bana, verebileceğimiz en büyük tepki budur. İnan. İncirlik onların hala kalbi. Bir zamanlar yapılmadı mı? Yapıldı. Hatırlayın. Bunlar acaba bizim nabzımızı mı ölçmeye çalışıyor? Ne yapıyor? Ne bizlere? Ya nabzımızı. Bakın işin ilginç, enteresan yani. Şöyle bir şey var. 23 Nisan günü bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kuruluş günü, adam aylardır bir telefon bekleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı arıyor. Ne tesadüf, 23'ünde ve kendisine diyor ki, kulis bilgiler bunlar. Ben yarın tanıyacağım. Yani böyle bir laf edeceğim. Ama bunu yaparken de hafifletme adına başkent olarak İstanbul değil Konstantinopolis diyeceğim. Yani dikkatleri Osmanlı'nın üzerine çekeceğim. Genç Cumhuriyet'in üzerine çekmeyeceğim. Zaten Genç Cumhuriyet'le ilgisi yok ki, 1915 diyorsun. Ben 1923'te kurmuşum kardeşim. Parlamentom. 1920'de ilk meclisim açılmış. Benimle ne alakası var? Siz o sıra bizim işgalle meşguldünüz. Yine de ne olursa olsun fark etmiyor bizim için. 9'da 15 de olabilir. Şimdi şuraya geleceğim. Yani adam onu diğer biraz da bizi böyle işte bak böyle de yapıyorum diye. 23'ünde Sayın Cumhurbaşkanı, ümit ediyorum ve mutlak da öyle olmuştur, bunun çok sıkıntılı dönem yaşatacağını, Türk milletinin bu konuda çok hassas olduğunu, bu hassasiyetin de Amerikan-Türk ilişkilerinde çok büyük yaralar vereceğini bahsetmiştir mutlak. Buna rağmen de adam direnmekten vazgeçmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı bugün açıklamaları vardı. Evet. Bu konuyla ilgili gerçekten biz ülkemizi seviyoruz, ülkemize destek veriyoruz. Kimse onun bizi için ülkemizi sevmemizle sınamasın. Sınamasın. İmtihan etmesin. Irak'ın kuzeyi, Matina ve diğer hedeflere biz de orada şehitlerimiz var iki tane. Öyle hava ve kara hareketi düzenlendi. Evet. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Yani ben biraz önce cümlemizin başından söylemiştim konuşmamızın. Dedim ki artık son olsun ya. Girelim, orada bir alan yaratalım.
Ya çıkmayalım artık oralardan. Ya bizim oraları işgal etmek gibi bir derdimiz yok. Sadece diyoruz ki... Yani 91 yılında Musul Kerkük'ün Türkiye'ye katılmasıyla ilgili bir şey vardı. Bizim hakkımız da var orada. Yani şimdi o bir başka bir konu. Onu tartışabiliriz, konuşabiliriz. Haklısınız, haklıyız. O ayrı bir olay. Ben bugünkü şey yaptığımız, yani oralarda yeniden böyle her gittikçe masraf, her gittikçe can, onu yapacağımıza alan hakimiyetini sağlayıp ta ki Irak devletinin oradan bize bir terör saldırısı olmayacak şekilde güvenliğini alana kadar biz orada olmalıyız. Irak tamamdır, benim gücüm yerinde, artık buralar benden sorulur, sana hiçbir şey gelmeyecek dediği zaman da çıkıp gelmeliyiz. Bizim kimsenin de toprağında, ne vatanında, ne bilmem bir memleketinde gözümüz yok. Kimsenin de bizim ülkemizde gözü olmasın. Evet. Bizim derdimiz bu. Yine evet. Tekrar dönmek istiyorum. Özellikle sosyal destek yardımları konusunda bu pandemi döneminde size evet. Ne gibi sosyal destekler yapılmalı? Şimdi ben cümlemin başında biraz o saydığım dezavantajlı gruplara mutlak surette bu dönem için en az 3000 lira hane başı verilmeli. En az. Bu insan ne yapacak o 3000 lirayla? Geçimini sağlayacak. Kira varsa kirası ertelenmeli. Elektrik varsa elektrik borçları ertelenmeli. Bu süreyle kapsamlı olmak üzere. Çünkü nihayetinde bu insanlar bir şey kazanmıyor ki ödesin. Bakın daha ileri gideyim. Geçimini günlük el emeğiyle çalışan kesimler var. Bizim o hani yövmeci dediğimiz gruplar. Bundan hiçbir sosyal güvencesi de yok. Mutlak surette onlar da gözetilmeli. Ben çok acı bir şeye istemeyerek şahit oldum. Bir, hatta ikinci muhtarla da tesadüf ettik. Konuyu açıldı kendiliğinden. Dedi ki maalesef dağıtım yapan, devlet adına dağıtım yapanların hepsinin elinde aynı liste var. Aynı kişilere yardım edilmek üzere liste var. Bunu peki müracaat edenler yok mu yani? Şimdi sadece onlar mı müracaat edilmiş? Hayır, müracaat olayı değil. Bunu devlet tespit ediyor galiba. İşte sosyal yönüyle desteklenmek üzere sıkıntıları olan aileler olarak. Ama bu ne tesadüftür ki %80'i, 90'ı neyse bilemiyorum, büyük bir oranı ama çok büyük bir oranı. AK Parti'nin elindeki liste o. Valinin elindeki liste o. Sosyal Dayanışmaya Vakfı'nın işte neyse liste o. Sosyal Aile Politikalar Bakanlığı'nın, İl Müdürlüğü'nün elindeki liste o. Ben bunu muhtarlardan duydum. Nihayetinde muhtarlar da kendi çabalarıyla 3, 5, 10 oraya ekletebiliyorlar mı, ekletemiyorlar mı? Ondan da haberim yok. Ondan da bilgim yok. Bir de işin bir acı yönü var. Evet. Ben bunu birkaç tane fakir fukaradan duydum. Duyduğum için söylüyorum burada. Belediyeler... Siz esnaf içerisinde çok gezen bir başkansınız. Evet. Onları da dinlerken neler gözetiyorsunuz? Oraya da geleceğim. Buyurun. Şimdi onlar şunu diyorlar. Diyorlar ki belediyelerin kendi imkanlarıyla aldığı gıda paketlerini bir siyasi partinin il başkanlığı dağıtıyormuş gibi, ilçe başkanlığı dağıtıyormuş gibi. Ama belediye, gibi. Ben düzelteyim. Belediye bu sene gıda paketi dağıtmıyor. Belediye kart veriyor. Kart üzerinden... O zaman şöyle bir incelemede bulunalım. Bunu evet. Siz bir basın mensubu olarak göreviniz olsun. Madem belediye dedin, Adıyaman Belediyesi'nden bahsedelim. Adıyaman Belediyesi bu sene herhangi bir veya birden fazla gıda toptancısına paket yaptırmış mı, yaptırmamış mı? Herhangi bir ödeme var mı, yok mu? Bunu bir inceletin. Bunun da ilgili siyasi partinin, bunu sadece iktidar için demiyorum, yani kim yapıyorsa herkes için diyorum. İlgili partinin il başkanlığına, ilçe başkanlığına sanki onlar dağıtırıyormuş gibi destek verip vermediklerini bir araştırın siz. Basın mensubusunuz. Evet, bunu size kapılar daha rahat açılır. Size çok açılmaz. Daha önce yaptıkları yardımlarda kesinlikle resmi kurumlar üzerinden yardım paketleri dağıtılıyordu. O ayrı. Sosyal dayanışmanın dağıttığı ayrı. Evet, ayrı. Siyasi partilerin dağıttığı ayrı. Ama bu sene belediye, yani Sosyal ve Kültür Müdürlüğü kart şeklinde, kartlar, o dediğiniz o listeler, işte isim listelerine müracaat edenlere, bunlar da gidip inceleyip bakıyorlar. Durumları gerçekten şeyse,
Onun üzerinden bunlara yardım olarak kart veriyorlar. Şimdi, yani ben tabii sorarız. Bence bunu da bir soruşturun, araştırın. Evet. Şimdi nereden ben bunlara geldim? Bakın. Buyurun. Şimdi biz kendi aramızda arkadaşlarımız zekatlarımızı topladık. Bir kısmını para olarak zarflara koyduk, verdik. Ne onlar bizi gördü ne biz onları gördük. Bir kısmına da paket filan yaptırdık. Şimdi paket almaya gelen iki tane vatandaş kimliğini uzattı bize. Kimliğini niye veriyorsun dedik. Geçen üstelik sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde biz partide iki genç, ben bir de bir elemanımız, ilçe başkanımız geldik. Dedim ki kimliği niye veriyorsun? Partiye üye etmeyecek misiniz? Niye üye edelim? Başka üye etmeden vermeyenler var da. Cümle aynen bu. Cümle ne kadar acı biliyor musunuz? Ya biz buna şahidiz arkadaşlar. Şimdi sağdan soldan duyum değil bu. Şahidiz. Onun için ben şuna diyorum, Allah rızası için devletin imkanlarını devlet kullansın. Siyasi partilere oy devşirmek üzere kullanmayın, kullandırmayın. Benim istirhamım bu devlet. Anımı anlatayım. Geçen bir özel bir şirketi ziyaret ettim. Tabii orada bir araba geldi, taksi. Evet. İçerisinde 3 tane bayan. Dedi ki burada yardım dağıtılıyormuş dedi. Biz de duyduk dedi. İşte sahibi, kim falan sahibi de benim yanımda duruyor. Beraber yürüyoruz. Tabii ben gülümsedim, dedim ki sahibi burada. İşte biz dedi duyduk dedi, geldik yardım paketini almaya. Beraber yürüdük gittik yardım kollarının yanına gittik. Evet. Resmini de çektim, bende var. İnanır mısın 5000 taneye yakın yardım paketi vardı. Adam hepsini hazırlamıştı. Hiç basından şuradan buradan hepsinin hiç kimsenin haberi olmadan dağıtım yapıyordu. Ben isim vermek istemiyorum. Evet. Programın sonunda isim, yani sonradan kimdi diye sorulursa söyleyebiliriz yani. Evet. Ama adam dedi ki ben reklamımı yapayım, benim ismimi söylemeyin dedi. Böyle insanlar da var. Yani oraya geleceğim. Bakın devlet başka bir olgu. Bugün işte devletimiz sıkıntıda, milletimiz sıkıntıda, ülkemiz sıkıntıda diye biz hepimiz bir aradayız. Sadece bu ülkeyi yöneten siyasi parti mi arenada Amerika'ya karşı? Yok. 15 Temmuz hain kalkışmasında sadece İktidar Partisi'nin yöneticileri veya oy verenleri mi oradaydı? Herkes seni taşlarına koymuştur. Bakın şuraya geleceğim işte. O zaman devlet olgusunu lütfen sizin siyasi parti olgunuzla yan yana getirerek yıpratmayın. Siyaset hata yapar. Siyasetin mensuplarının içerisinde hırsız çıkar, namussuz çıkar, her türlü adam çıkar. Bütün siyasi partiler için bunu diyorum. Yani kime küserseniz küsün, devlete küsmeyin. Ama devlete küstürmeyin. Evet. Küstürmeyin. Siz kendinizi devletin yerine korsanız, ben devletim derseniz, yaptığınız hatalar devlete mal olur. Lütfen. Lütfen. Devlet böyle bir olgu. Evet. Devlet olmazsa biz yokuz. Devlet olmazsa bize ekmek de yok, aç da yok. Ondan sonra ama devlet çakalar. Hükümet değildir ha. Devletler hükümetler değildir. Şimdi devlet 5000 yıllık tarihi olan bir olgu bizde. Yani bir yürütme vardır, devlet içerisinde bir yürütme vardır. Bugün sen yürütürsün, öbür gün yani böyle, öbür gün bir bayrak yarışıdır. Ama devlet her zaman gençtir, 20 yaşındadır. Şimdi bunu bu yolda, bu şeyden yola çıkarsan dün rahmetli Ecevit'ti. Ondan önce İnönü'ydü. Menderes'i rahmetli, Demirel'de ya Tansu Çiller'de, hepsi de, o zaman bunlara devlet mi diyeceğiz biz? Bu siyasi partinin genel başkanlarıydı, başbakan oldular, cumhurbaşkanı oldular, neyse. Ondan sonra da günleri geldi, tamamlandı, gitti. İnsanın ölümlü olduğu gibidir siyasi partilerde. Zaman gelecek, gideceksiniz. Tabii. Gitmeseydi bu olguyla 1980'den sonraki bizim o genç, dinamik, kafamızdan bu yana gözümüz önünde olan rahmetli Özal gitmezdi yani. Ne zaman ki yolsuzluklar, molsuzluklar, şunlar bunlar laf oldu gitti. Demirel 6 sefer geldi, 7 sefer gitti. Evet, o da Allah rahmet eylesin. Ama mesela İncirli'ye ilişkin ilk eylemi yapan da Demirel'dir. Onu da unutmamak lazım. Sonra rahmetli Ecevit, haşhaş konusunda gereğini yaptı. Bize ambargo uyguladılar. Arkasından talimatı verdi emperyalist Amerika Yunanlı generale. Orada ayaklanma yaptırdı. Kıbrıs'a çıkartma yaptık. O yoklukta. Onun için biz devletiz. Her zaman dimdikiz. Yani kim bugün
yürütmenin başında Sayın Cumhurbaşkanımız varsa devletin başındadır. Biz de bu konuda sıkıntı yok. Ama kendisine kendisi ben devletim imajını yaratmasın. Kendisinin hatalarına dayalı milletin kızgınlığı kendini devlet yerine korsa devlete yönelir. Bir ara Allah vereceğiz. Korusun. Sayın Başkan. Allah korusun. Bir ara vereceğiz. Bir reklam aramız var. İyiydik, iyi gidiyorduk. Konuğum İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Sayın Kenan Doğan. Bir reklam aramız var. Kenan Bey'le reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Evet.